Dicle Üniversitesi'nde bir grup akademisyen koronavirüslü 40 çocuk üzerinden yapmış oldukları çalışmada D vitamini eksikliğini %72 olarak tespit etti. Yapmış olduğumuz çalışmada COVID pozitif kesin tanı konmuş, PCR'la kesin tanı konmuş yaklaşık 40 hastada D vitamin düzeyi çalışılmıştı. Bu 40 hastanın %72'lik bir kısmında D vitamin düzeyi eksik ya da yetersiz düzeyde saptandı. Aynı zamanda polikliniklerimize başvurmuş ama herhangi bir kronik hastalığı olmayan sağlıklı çocuklardan da 45 yaş ve cinsiyet olarak birlikte eşdeğer olabilecek çocuklarda yaptığımız bir taramada ise bu hastaların da sadece %25'lik bir kısmında D vitamini düşüklüğü olduğu, iki grubu kendi arasında kıyasladığımızda COVID hastalarında anlamlı oranda D vitamini düşüklüğünün daha fazla olduğunu tespit ettik. D vitamini eksikliğinin aslında hastalığın şiddetiyle bir korelasyon göstermediğini, sadece ateşle negatif korelasyon gösterdiğini saptayabildik. Yani ateş, D vitamini düzeyi düştükçe ateş sıklığının daha fazla olabileceğini tespit ettik. Ama onun dışında hastalığın hafif, orta ya da ağır şiddeti de geçirip geçirmemesinin D vitamini düzeyinin herhangi bir faktörü olmadığını, etkilemediğini tespit ettik. Ama bu çalışmalar henüz çok yeni ve kısıtlı hasta grubu üstünde, sayılar üstünde yapıldığı için şu an tüm dünyada çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Daha geniş çalışmalar ve daha büyük hasta grupları seçildiğinde bunlar için daha kesin ifadeler kullanılabilir ama ön çalışma olarak bizim sadece D vitamini düzeyinin COVID'li hastalarda yaklaşık %70'lik bir kısmında düşük olduğunu tespit ettik diyebiliriz. Ha, D vitamini ile ilgili en doğal kullanım, aslında en doğal üretim, güneş ışığında çocuğun ortalama haftada 3 gün yarım saat kalması. Çünkü D vitamininin ultraviyole ışınlarla %90'ın üstünde vücuttaki D vitamin üretiminin ultraviyole ışınlarla olduğunu biliyoruz. O yüzden D vitamininin hem kemik gelişiminde hem gelişimin sağlanmasında hem de immün modülasyonda faydaları olduğu ve bazı yapılmış çalışmalarda solunum yolu enfeksiyonlarında D vitamininin de immün modülasyonu sağlayarak faydalı olduğuna dair çalışmalar elde edilmiş ama COVID ile ilgili henüz bunu söylemek çok erken. Çünkü COVID kendi dinamiğini kendi içinde barındıran ve henüz fizyopatolojisi aydınlatılmamış bir hastalık olduğu için D vitamininin sadece düşük olduğunu tespit ettik ama ileride yapılacak geniş çalışmalarla ancak bu desteklenebilir. Pediatrik Pulmonoloji adlı bir yurt dışı hakemli dergide yayınlandı. Sanırım çocuklarla ilgili şu ana kadar yayınlanmış korona hastalarında, COVID hastalarında yapılmış, yayınlanmış ilk çalışma ama şu an çok fazla merkezde bunun devam ediyor olduğunu düşünüyoruz. Gelecek çocuklarla ilgili çalışmalarda bunun daha desteklenebilir ya da bulduğumuz sonucun belki de gerçeği yansıtmadığı da olabilir. Sonuçta bilimde net ve kesin bir ifadeler yok. Ama şu an D vitamini düzeyinin düşük olduğunu tespit ettiğimizi söyleyebiliriz.